Göbekli Tepe Ajans %100 siyaset programından bir kez daha herkese hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Bugün Şanlıurfa'nın sevilen bir siyasetçisini ağırlıyoruz. Bir dönem bağımsız aday olup Şanlıurfalıların gönlünde taht kuran Sayın Mustafa Göktaş. Sayın Göktaş, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İsmail Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Buradan Şanlıurfalılarımın hayırlı akşamlarını diliyorum. Evet. Allah yerleri korusun. Ve Göbekli Tepe Ajansı olarak Sayın Öncel'e ve İsmail Bey'e beni davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Göktaş. Evet. Tabii Şanlıurfa sizi yakinen tanıyor. Yani özellikle bağımsız adaylığınız döneminde Şanlıurfa'nın sevilen bir siyasetçisi ve insanlar sizi bağrına bastı ve sizi çok sevdi siyasi anlamda. Ama tabii yeni bir jenerasyon var, yeni bir genç kitle var. Biz kısaca Mustafa Göktaş kimdir? Kısaca bir kendinizi yeni gençlere bir tanıtalım. Mustafa Göktaş 1954 doğumlu. Evet. Yenice köyünden, şimdi mahalle oldu. Evet. Eyyubiye Yenice. Çiftçilik yapar, emlak işi yapar. Evet. Ve hala devam ediyoruz yani. İşimizde, karımızdayız. Ve siyasete, en son siyasete. Yani siyasete devam. Devam, yola devam, eyvallah. devam. Eyvallah, eyvallah. Tabii bir dönem bağımsız aday oldunuz Şanlıurfa'da. Mitingler düzenlediniz, işte halk size teveccüh gösterdi bağımsız olarak ama bu oylarınız sandıklara yansımadı. Bu neden böyle oldu? Bunu Urfalı hemşerilerime sor. Bana sorma. Yani kendileri bilir. Urfalı hemşerilerim kendileri bilir. İşte semtlere gittiği zaman. Ya gittik ama kendileri bilir. Kıymetimi evet. Bilmediler. Benim Urfalı hemşerilerim başımın tacıdır. Evet. Analarım, bacılarım hepsi benim başımın tacıdır. Evet. Kıymetimi bilmediler. Evet. Ve gene bırakmıyorum. Gene ben abileriyim, kardeşlerim. Evet. 24 saat telefonum açıktır. Emirlerindeyim. Saat 3'te arasın. Kim olursa olsun cevap yani sürekli cevap var. Telefonunuz 24. Ay başımın ucunda. Evet. Buradan da benim derdim evet. Urfa'ya hizmet. Urfa'nın gençlerine iş, aş. Evet. Adam 4 tane, İsmail 4 tane üniversiteyi bitirmiş. Evet. İş bulamıyor. Evet. Genç kızlarımız iş bulamıyor. Evet. Hayat pahalılığı var. İş bulmadı mı evlenemiyor. Evet. Yuva kuramıyor. Yani ben iktidarın ayağına vurmayayım. Eyvallah. Tabii. Eğer ben buradan çağrı yapayım. Evet. Parti liderlerine ve genel başkanlarına çağrı yapmayan birleşin, bu zamları önleyin. Evet, oraya geleceğim. Bu zamları önleyin. Göktaş. Birleşin, bu zamları önleyin. Türkiye'nin ekonomisini refaha çıkarın. Refaha ferah olsun. Ferah refah olsun. Nedir ya? Eyvah. Ya ne diyorsun? Zam. Bu ne ya? Dolar 11.30. Ya dolar boş ver. Şimdi biz dolar ne değil. Bak şimdi evet. Suudi Arabistan'ı aradım. Evet. Şimdi burada telefonumla arayın. Evet. Suudi Arabistan'da 3 gündür Türk parası alınmıyor. Evet. Bak Suriye 12 yıldır savaşta evet. Parası bizden kıymetlidir. Eyvah. Şu anda Suudi Arabistan'da Türk TL'si geçmiyor mu? Geçmiyor, 3 gündür geçmiyor. Yani bunu... Tabi ben aradım bana. Ben arayayım Suudi Arabistan'ı. Şimdi evet. Arayayım. Arayalım Suudi Arabistan'ı. He? Arayalım. Eğer müsaitseler. Dur arayalım. Neyse programın sonuna doğru şey yapalım. Evet. İnşallah. Tabii, ben Türkiye'yi, ben iktidarı yadırgamam ha. Eyvallah. Ben derim ki genel başkanları toplanın. Evet. Bu parti genel başkanları yok mu? Evet. O Ankara'dakiler, o beyefendiler başımın tacıdır. Eyvallah. Toplanın. Bu Türkiye'nin ekonomisine bir çare bulun. Bu muhalefet yapıyor, bu böyle yapıyor. AK Parti böyle, Refah Parti böyle, DHP böyle, HDP böyle, bilmem ne böyle. Bunlar ayıptır ya. Birleşin ya, CHP böyle, bırak CHP'yi, bırak HDP'yi. Siz birleşin genel başkanlara buradan. Göbekli Tepe Ajansı, kanalıyla çağrı yapayım. Allah için, peygamber için birleşin. Gidin Sayın Reis-i Cumhur'un Beştepe ziyaretine yapın. Sayın Reis-i Cumhur'un görüşün. Türkiye'ye bir çözüm getirin. Evet. Bu pahalılığı önleyin. Çiftçi perişan, esnaf perişan, dükkancı perişan, marketçi perişan. Perişan, İsmail Eyvallah. Bey.
Sor, doğruları sana vereyim, söyle. Eyvallah, eyvallah. Zaten bir de sizde o siyasete girişinde de dobra dobra oluşunuz, yüreğiniz böyle açık sözünüz de bu Şanlıurfa halkı sizi tanıdı. Tabii şeye gelecek, tabii bu ülkede yaşanan bir ekonomik kriz var. Bu kriz noktasında her geçen kriz gün... Kriz demiyorum, biz elimizle yaptık. Evet. Kriz yok Türkiye'de. Kriz yok. Niye kriz? Herkesin o gün evin önünde araba var ya. Evet. 300, 400, 500 lira araba evi. Neymiş lan kriz ya? Kriz yok Türkiye'de, yok. Evet. Biz yapıyoruz krizi. Market sabah alırsan 10 liraya. Evet. Akşam gidersen 10-13 kağıda atket yapmış. Evet. Ya ama o bey zincirler, o patronları Allah onları kahretsin. Evet. Buradan Sayın Resul Cumhur'a çağrı yapıyorum. Evet. Bunları denetlesinler Türkiye'nin 81 millet ilçesiyle. Evet. Bu parlık böyle önlendiriyor. Evet. Ya yani nedir? Tutmuşlar, efendim ne var? Parlık var. Parlık yok arkadaş. Parlık yok, yok. Bolluk var, refah var Türkiye'de. Yani bu dolar, beni dolar yükselmiş, beni ilgilendirmiyor. Ben acım, beni doyur, beni doyur. Bir şey, bu millet bahçesi ne değilsiniz? Evet, millet bahçesi. Yok, bu baronlara kırılmış. Evet. Millet bahçesi baronlar bilir misin? Evet. Benim 14 yaşında, 13 yaşında gençler gidip orada parklarda, millet bahçesinde eroin kullanıyorum. Bu zayıf mı, bu zayıf mı, ne değilsiniz? Evet. Ya arkadaş, onlar baronlar için yapıyor ya. Bu önce baronlara, buradan emniyet müdürüme çağrı yapıyorum. Bu baronları yakalayın, cezaevine atın. Çocuklara dokunmayın. Ve uyuşturucu alışan çocukları tedavi yapın. Tedavi yapılmasını istiyorum. Eyvallah. Bak şimdi ben sabah Ösem Hastanesi'ne gittim. Evet. Kuyruk vardı. Ben, bak iktidarı ben muhalefet yapmayayım. Kuyruk vardı. Evet. Sordum niye? 8 tane hemşire günde 3000 kişiye bakıyor. 3000 kişi. Buradan Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Evet. Urfa'da doktor yok. Hemşire yok. Personelin yok, bir işin takipçisi olacağım. Sen Sağlık Bakanım'dan da rica edeyim acilen Urfa'ya doktor, hemşire, sağlıkçı, hademe her şey. Ya benim Urfa'nın kuyruğa girmesin arkadaş, girmesin, girmesin. 700 çeşit ilacı yok ya. Buradan da Sayın Mehmet Gülüm'e çağrı yapıyorum, sağlık müdürü. Evet. Geceleri ben, tabii ben Urfa'nın takipçisiyim. Geceleri ezana yok. 3-4 tane. Arkadaş 10 tane aç. Ey sayın müdür, ey sayın gülüm kocam. 10 tane aç, 10 tane. Millet perişan buyurun ya. Bak iktidarı şey etmiyorum. Buradan da belediye başkan patronları var ya, belediye başkanlarına çağrı yapıyorum. Zeynel Bey'e, Mehmet Kuş'a, Baydilli'ye, bu Can Polat'a çağrı yapıyorum. Birleşin, birleşin, bir proje hazırlayın. Akşamları Mahmur arabasıyla çıkıyor, bir saat trafikte tıkanıyor. Ya arkadaş bir proje yapın. Proje yapın. Sen Göktaş, köprülü kavşaklar. Bir de bunlar fasafiso, bu köprü yapmış, beni ilgilendirmiyor. Bunlar fasafiso. Evet. Birleşin, ta yeni havalanı, yeni havalanı, evet, eski havalanı, TOGİ, Osman Bey kampüsü. Evet. Metro yapın, metro, metro, metro. Belediye başkanlarına çağrı yapıyorum. Birleşin bir proje sun. Ya Urfa'ya bir metro yapın ya. Ne var ya bunda? Ne var? Nihat Çiftçi döneminde bu metro. O metro, Nihat Çiftçi beyefendi o zaman. Metrobüs falan. Metro değil, evet. Trambüs. Trambüs pardon. O da hayal, yeleydi. Yalan dolan, başa bir şey yok. Yalan dolan o. Peki, Sayın Göktaş, tabii ekonomiyi konuştuk zaten, siz gerekeni fazlasıyla söylediniz. Hatta eksik bile söylediniz ama Şanlıurfa'nın iktidar belediyelerinin hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani büyükşehiriyle, işte ilçe belediyeler... Çalışıyor, ben ayaklarına vurmam, çalışıyor. Evet. Bunlar ne yapıyor? Ya arkadaş buradan bu CHP milletvekili hemşerimiz, evet, gelmişler bu Haran'a provokasyon yapıyorlar. Neymiş TEDAŞ, neymiş TEDAŞ? Evet. Ya sen arkadaş, TEDAŞ zaten zalimdir bu TEDAŞ. TEDAŞ kimsenin önünü kesemez ki. Ne milletvekiller ki? Buradan 14 tane milletvekilimiz var. Evet. Gelin arkadaş, her gün esnafı gezin. Esnafın sorunlarını dinleyin. Geziyorlar ya. Ne geziler? Yalan dolan nedir? Bir koltuk aldın mı? Taraneliye oturup koltukunda. Evet. Şimdi ara telefonlar, hiçbirisi çıkmaz. Eyvallah. Bak muhalefet yapmayalım. Eyvallah. Muhalefet yapmayalım. Yani ya bir de tutmuş muhalefet ne diyor? Muhalefet ne diyor? Seçim, seçim. Yani arkadaş, Türkiye'yi ey muhalefet liderlerine çağırıyor.
Türkiye'yi seçime götürseniz, evet, seçime götürürüz, Türkiye batağa gider. Evet. Erken seçim yok. Nokta. 2023'te seçim olacak. Eyvallah. Nokta. Yani bu 2023'te böyle lider her sabah erken seçim. Ya siz düzeldin mi? Türkiye'yi düzeldin ya. Ekonomi düzeldin. Yani seçimde ne işiniz var ya? Seçim saatinde zamanda. Seçime gittik. Metehane. Seçim muhalefet diyor ki yeni gel seçime gidelim. Gittin mi batağa? Düşecek mi yine? Yok. Batağa gider. Batağa gider. Batağa gider. Eyvallah. Batağa gider. Yani erken seçim zaman yok nokta. Seçim 2023'te olacak. Evet. Bak sevgili izleyenler, bugün gerçekten çok önemli bir siyasi seçimimizi, bağımsız siyasi seçimimizi ağırlıyoruz. Gerçekten kendisi de açık yüreklilikle, böyle yüreğiyle siyaset yapan değerli bir bölgemizin siyasetçileri. Lütfen sizden ricamız, yayınımızı birer defa paylaşalım. Sayın Mustafa Göktaş'ı dünya duysun. Seslensin dünyaya. Dünyadaki bütün insanlar Mustafa Göktaş'ın bu çığlığına, bu isyanına kulak versin. Sayın Göktaş, tabii önümüzde bir 2023 seçimleri var. Tabii siz bağımsız aday oluyorsunuz. İnsanlar diyor ki Göktaş, Sayın Mustafa Göktaş yürü biz arkandayız. Kalabalık kitleler var. Bağımsız olamam bu dönem. Evet. Ve İstanbul'dan ben milletvekili adaylığım İstanbul'dan açıklayacağım. Evet, ilk açıklayacağım. Evet, evet, zamanı gelecek. Urfa'dan olmayan. Ama gene şimdilik bir söyleyelim. Yani parti yok. Evet, şimdilik ben Urfa'ların hakkını savunuyorum. Bak, tekrar liderlere çağrı yapıyorum. Ve bizim milletvekillerine çağrı yapıyorum. Arkadaş burada iş sahası kurun. Gençlere iş aç. Benim derdim gençlere iş aç. Başka bir şey yok. Evet. Gençler boş geziyor. Kahvelerde geziyor. Domino oynuyor. Çağırdı bunlar, önleyin bunu ya. Gençlere iş aç. Benim gencim iş isteyen, ben gençlere iş aç isteyen, başka bir şey yok. Peki diyelim ki Sayın Mustafa Göktaş önümüzdeki süreçte aday oldu, kazandı. Neler yapardın Şanlıurfa? Eksiklerini neler? Urfaların hizmetkarı, hizmetkarıyım 24 saat. Evet. Ya ne yapalım? Projeleriniz seçin var mı? Ya projelerim var. Benim projem gençlere iş aç. Başka bir şey yok. Ekmek diyorsun. Ekmek, hubus, nan. Evet. Başka bir şey yok. Üç dilde de söylediniz bu arada. Ben genç ya, genç evlenmek istiyor. Ya böyle nedir bu ya? Perişan ya. Evet. Ya belediye başkanlarına çağrı yapıyorum. Halkın telefonlarına çıkın. Halkı dinleyin. Urfa hemşehriler. Yani yok çıkmıyorlar telefona. Ben şimdi arayayım çıkmazlar. Bir siyasi olarak. Evet. Çıkın arkadaş Urfa çıkın gece arayın. Bir hastanın bir sorunu var. Bir sorunlar var. Dinleyin kalkın ya. Evet. Koltuk sahibi oldu. Ya koltuk sahibi oldu. Bir laf var Hacı'ya değil. Sonradan görme gavurdan dönme. Bazıları böyle oluyor. Evet. Koltuk gelip geçicidir. Urfa'ya sahip çıkın. 14 milletvekiline çağrı yapıyor. Urfa'ya sahip çıkacaksın. Urfa halkına, Urfa milletine sahip çıkacaksın. Sahip çıkmadınız beni karşınızda bugün. Sayın Göktaş, şimdi az önce dediniz ki ben Urfa sevdalısıyım. Sonra diyorsunuz ben İstanbul'dan aday olacağım. Ben aday olacağım ama Urfalıları savunuyorum sürekli. Evet. Ha yani oradan aday olup gelip buraya. Aynı burada oturan mecliste oturmam. İstanbul'dan kalan buraya geldim. Evet. Urfalar benim canımdır. Urfalar evet, benim ruhumdur. Yani her ne kadar ya benim insan ver ya, mesela. Ya önce can sonra canan. Suhail Bey önce can sonra canan. Sayın Göktaş, sizi biraz dinlendirelim. Böyle suyunuzu da içersiniz. Ben de burada yorumlar var. Tamam. Halk ne diyor? Tamam. Yani dinleyelim. Göktaş'ın bu konuşmalarına... Kim yorum atmışsa başımı tacı edin. Halk önemli. Halk neler düşünüyor? Bir yorumlar var. Biz o yorumları sizler için okuyalım. Sizin de soru olursa da buradan cevaplarsınız tabii. Bu arada. Evet, İbrahim Demirel sor demiş. Evet, siz insanlar sor diye tanıdı aslında Şanlıurfa'da siyasetçi olarak. Bir istirhamda bulunuyor. Sor istiyor. Yani sizin sesiniz. Onu yani tekrar sana soruyorum İsmail Bey. Sor. Eyvallah. Bu da böyle hani istek yani şeyin halkın isteği. Ben o yüzden size yöneltim. Mustafa Yıldız maşallah abime demiş. Reşit Galat bir selamla Hilvan'dan Mustafa Bey'e geldin. Hilvan'da size selam göndermiş. Buradan ben de selam gönderdim. Vedat Beyaz Hasan Ali Kaya demiş. Evet. Mahmut Özer ha ho demiş. Siz anlatırken bir şeylere o da oradan ha ho diye bağırmaya yani yorum yapmış. Öyle bir kardeşimiz. Evet. İbo Başkan sor demiş. Ahmet Çiftçi, Mustafa amcamıza saygılar sevgiler.
selamlarımı iletirseniz sevinirim. Rabbim sağlık uzun ömürler versin. İnşallah söylediği her söz doğrudur. Ahmet Çiftçi kardeşimi size özellikle selam iletmek istiyorum. Aleyküm selam. Çok seviyordu. Sağ olsun. Hepsine selam gönderiyorum. Yekun Urfa Hanım. Evet. İbrahim Demirel. Aynen. Çocuk nörolojisi yok. Sadece bir tane var demiş sağlıkta. Nöroloji. Doktor yok. 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 Bir tane gölgüs var o da meydanda. Birisi de 500. Ben işte Salımhan'a çağrı yaptım. Evet. Doktor istiyor. Evet. Mustafa İki Er. Başkan yine sahaya indi demiş. Siz doğrudur. Sahaya indik mi siyasi? Yola anlamda. Devam. Bir ara sessizliğe büründünüz. Ya, yola devam, devam, devam. Eyvallah. Evet. Mahmut Özer metro demiş. Metro yahu demiş. Metro istiyor demiş. Yani az önce bahsettiniz ya metro projesinden. Evet, İbrahim Koyunlu bravo demiş. İbrahim Demirel Dedaş ne olacak? Sayın Göktaş demiş. Dedaş, Dedaş şu elektrik. Dedaş kimse kurtar. Dedaş Allah'a havale edecek. Başka bir şey yok. Dedaş'ım ben seçilseydim düze getirirdim. Evet. Hangi milletvekili geldi bir gün genel müdür Diyarbakır'a genel müdüre gitti dedi sorularımız var. Evet. Adam Tadaş genel müdürü demiş ki bu sene ekin ekmeyin. Lan zalim oğlu zalim ekin senin ne hakkın var ekin ekmeyin çiftçilere söyler ya. Yani bir elektrik veremeyiz. Ya, veremeyiz. Evet. Ya senin ne hakkın var? Sen kimsin ya? Eyvallah. Ah ben seçilseydim. Yani seçilseydiniz ben bunlara ben böyle... Hakkından gelirdim. Diyarbakır'da oturmuş koltuğunda. Evet. Böyle genel müdür, TEDAŞ genel müdürü. Evet. Ben bu TEDAŞ genel müdürün de peşini bırakmam. Avrupalıların hizmetkarıyım. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Evet. Evet, Yakup Ölçer. Senden milletvekili olursa benden başkan olur demiş. Böyle bir eleştiride de bulunmuş. Eyvallah. Aziz Mermer, Ergün İmam. Başarılar dilerim demiş. İbrahim Koyunlu seninle gurur duyuyor Mustafa amcam demiş. Selam göndermiş. Halil Emek enişteme saygılar demiş. Halil selam Emek. Söyle. Enişteleri dur. Eyvallah Halil Emek. Evet. Suruç'tan Mustafa Bey'e selamlar. Aleyküm Suruç'tan da selam gelmiş. Aleyküm ben selam. Suruçluların da eniştesinin. Evet hepsi evet. Benim başımın tacı. Suruçlisi, Bireciklisi, Kalvetlisi. Biz evet. Bir aileyiz yani. Mehmet Gümüşlü sayılarla Mustafa amca seni seviyoruz demiş. Allah razı olsun. Halil Demir dolar altın buğday ekmek nasıl olacak demiş. Ekmek 2 TL nasıl olacak bu hal ne olacak demiş. Sormuş. Haklıdır. Haklıdır. Yani bir aile 5 kişi bir aile. Niye haklı? Evet. Çünkü buğdayı o ithal ediyoruz. Mercimek'i ithal ediyoruz. Nohut'u ithal ediyoruz. Bu ithalatın önünü kesmeleri lazım. İthalat kesilecek, kendimiz ekeceğiz, kendimiz üreteceğiz. Biz kendimiz üretebiliyor muyuz? Mesela bir Harran olamız var, Şakoğun'da var. Üretiyor maşallah bu sene pamuk. Bir sürü, bu sene Harran çiftçileri para vurdu. Pamuk 12 kağıt. Evet. Yetmiyor. Keşke her sene böyle ola. Evet. Hayır, keşke her sene böyle ola. Evet, Mahmut Özyavuz iyi yayınlar demiş. Mahmut Özgen selamlar demiş. İbrahim Konur Urfa ile Suruç arası yapılmasını istiyoruz acil demiş. Urfa ile Suruç yolu arasının yapılması lazım. Karayolların genel müdürünün işidir bu. Evet. Size, bunu ödenek lazım. Zaten iktidar çıkartması lazım. Evet. Buradan da iktidara rica edeyim ödeneklerini çıkartsın. Eyvallah. Biliyor. Çünkü hani sonuçta halk size yazıyor. Çünkü siz halkın sessizsiniz. Burada tabii halkı ben, temsil ben, ediyorsunuz. Ben Karayollar Genel Müdürü ve Sayın Bakanlara çağrı yapıyorum. Bu evet. Suruç Urfa yolunun yapılması acilen derhal çünkü çok kazalar oldu evet, öyle. Evet. Çok kaza oluyor. Kaç kişi öldü? Mekanları cennet olsun. Evet. Onun bilincindeyim ben. Buradan evet. Tekrar Bakanlara çağrı yapıyorum. Evet. Ahmet Çiftçi Akçakale Urfa yolu hakkında bir projesi var mı Sayın Mustafa amcamızdan demiş. Şu 52 kilometrelik yolumuz var. Şu anda her günde gidip hala o gene kaza oluyor. 10 evet. Senedir ben gittim geçen sene TEDAŞ Genel Müdürü Karayollar Genel Diyarbakır'a gittim. Evet. Yapacağız asfaltlamaya kaç tane kum atıp yapıp gidiyor. Gücüm yok. Bende yetki yok yetki. Vekil değilim şey değil. Onu 14 milletvekiline sorsun. Yetkiyi versene. Şimdi bu sadıklar şey var arkadaşlar evet. Başımın tacı. Evet. 14 tane Urfa'nın vekilleri var. Onlar çözmesi lazım. Eyvallah. Ben bir genel gibi bir insanım yani. Evet Halil Demir, Sayın Bakanım milletvekilleri sahaya yine dolaşıyorlar. Neden acaba diye sormuş. Şu anda milletvekilleri falan... Genel başkanlar gönderdi genelleri. Evet. Hani seçime bir şey kalmadı. Bir buçuk sene kaldı. Evet. Seçime bir buçuk yıl kaldı. Evet. Mecbur ineceklar.
Evet, İsa Çaktu. Sayın Başkan, bu zamlar ne olacak? Bahalimiz ne olacak? Bu zamlar devam edecek. Devam edecek. Çare yok. Evet. Şimdi en... Çünkü niye zam oluyor? Evet. Türkiye'nin petrolü yok İsmail Bey. Suudi Arabistan gibi değil. Evet. Kuveyt gibi değil. Bizim petrolümüz yok. Bizimki işte bir tarımcılık, evet, hayvancılık. Onunla ne Türkiye zam yapın, ile yapılacak imkanı yok. Evet. Çok önemli bir konuya geldik. Evet, gelelim. Halil Emek diye sormuş. Ev kira fiyatları almış başını gidiyor. Bak, ne olacak? Bak, bu ev kiralar var ya. Ev kiraları, satışlar. 3 sene şey var, Karaköprü'de baron emlakçı var. Evet. Zengin yani emlakçılar. Evleri istedikleri gibi pahalıya sattılar. Bir de kiraları gelir aralarında. Buradan Karaköprü emlakçılarına çağrı yapayım. Allah için, peygamber için milleti üzmeyin. Kiraları bağlay etmeyin, dereleri bağlay etmeyin. Az kazanın arkadaş, kalk %80 kazanmayın. Yani yeni bir bina 5000 lira sayın. Ben sana diyeyim, zulümdür, zulüm gelir. Bu burada. Bak bana aynı dediğin gibi, bak notu evet, burada. Bak ev kiraları ateş bahsi olur. Evet. Evet. Devlet hapishanelerine kiraya verilen, evet, vergilerin 5'ine düşmüş, evet, düşsün devlet. Peki bunu kim kontrol ediyor? Evet. Yani şimdi ben birçok programımızda bütün siyasetçiler bu kiralarla ilgili. Ben Dünegin sorduk. Da şimdi barondan Dünegin Eyüp'e için, Eyüp'e için benim. Kim buna müdahale ediyor? Eyüp'e için. Baronlara kim müdahale ediyor? Eyüp'e için. Evet. Bir degerli kardeşim var, Mehmet Mogal. Evet. Eyüp'e ilçe başkanı. Evet. Kendisine gittim, dedim Eyüp'e de kiralar böyle böyle. Dedimiz sağ olsun 4 yıldır burada. Adam Eyüp'e ve Eyüp'e boş ver. 24 saat telefonu açık mı Mehmet Mogal Bey'in? Evet. Şimdi arasa saat 3'te kalkar. Evet. İlçe başkanı, Eyüp'e bak, ilçe başkanı adam hizmet yapıyor 24 saat. Kendisine arz ettim, dedim sayın başkan bu kiralar Eyüp'e'deki dedi ben çözeceğim yani. Evet. Muhtarlara, emlakçılara hatıra olarak, evet, buradan da Mehmet Mogal'a hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Eyvallah. Adam gibi adam, adam eyvallah, hizmet yapıyor. Yağcılığın da yok kendisine, ben kimseye yağcılığı yapmam. Eyvallah. Mehmet Mogal. Evet, Kemal Seval Nazanoğlu. Siverek'ten kucak dolusu sevgiler, saygılar sunarım Mustafa Bey demiş. Gerçekten çok temiz bir insan. Allah diğer Allah, siyasetçi insanlar gibi en azından asbere karşı sözler söylemiyor. Saygılar, iyi yayınlar dilemişler sizler için. Kendisine de selam söylüyorum. Ekrem Aydoğdu, Suruç Urfa yolu duble olsun, her gün kaza oluyor, saygılar demiş. Söyledim, her zaman kaza oluyor Suruç'ta. Evet, bak, bunun takipçisi olacağım. O evet, dedem Suruç yollar var ya. Özellikle bu, bunun söz veriyorum bu Göbekli Kapakhanı'ndan buradan söz bu işin takipçisi olacak. Eyvallah. Ve burada bir tane bir şey var, kardeşimiz var. O gün ben hastaneye gittim, Ösemi Hastanesi. Yemin ediyorum bir tane şey, Ahmet Ras geldi var. Evet. 110 kişi muayene etmiş, adam da yemeğe gidemiyorum ya, yemeğe gidiyorum. Ya doktor yok arkadaş. Ya Allah için, Mehmet Gül'üm, Sayın Sağlık Müdürü, Sayın Bakanım. Ya Allah için, Urfa'ya doktor, hemşire, sağlık, size rica ederim. Ben, yani gönderemezsin, her akşam camiye çıkıp bunları anlatacağım. Evet. Ya istiyorum Urfa'ya doktor isteyen, hemşire isteyen, sağlıkçı isteyen. Evet. Ya 8 yatağına sene 4000 kişiye bakıyor arkadaş, 10 kişi ya. Adamlar bayılıyor, bayılıyor. Evet. Ya buradan sağlık personelleri. Ya açık ya, derhal göndermeler istiyorum ya. Eyvallah. Yani Allah evet, için peygamberim. Bakır Önce seni seviyoruz başkan demiş. Şimdi, Bakır Önce. Sizi seviyorum başkan diye. Vallahi benim kilomdır, canlarımdır. Benim öfüleri mi? Diyor ki hallederse DEDAŞ işini Mustafa Göktaş halleder diye sizlere mesaj atmış. İsa Çaktuk zamlar başkan demiş. Zamlar. Ben burada Sayın Reis Cumhurum'a çağrı yapayım. Göbekli Tepe kanalıyla bu mazotu, bu gübreyi, bu doğal gazı, bu elektriği düşürün Allah evet, için ya. Evet, ya faizi artık düşürmeyin. Türk faizleri Merkez Bankası düşürdüğü zaman Türkiye batağa gidiyor. Türkiye evet, batağa gidiyor ya. Eyvallah. Faizi düşürme Sayın Reis-i Cumhurum. Allah için, peygamber için. Evet. Faiz düştüğü anda Türkiye batağa gidiyor. Mehmet Koşar demiş. Urfa'dan vekil olmasını istiyoruz. Pardon. Demiş ki biz Sayın Göktaş'ın Urfa'dan aday olmasını istiyoruz. Bir saniye Sayın Başkanım. Urfa'dan vekil olmasını istiyor. İstanbul'da bize ters demiş. Mehmet Koşar.
Bir teknik arızadan. Ufalar bana sahip çıkmadı ki. Mikrofonu da tekrar. Ufalar bana sahip çıkmadı. Evet. Evet. Siz bana sahip çıkmadı. Tabii ki bu konuda. Ufalar bana sahip çıkmadı. Evet. Ufalar diyor gönül isterdik Urfa'dan olalım ama Urfa'lar bize sahip çıkmıyor. Bir de gidip İstanbul'dan aday olup ama tekrar dönüp Urfa'dan hizmet edeceğiz diyorsunuz. Bak. Evet. Urfa. Urfa'da. Evet. Urfa'nın nüfusu 3 milyon oldu. Evet. 3 milyon oldu. Sürelerle beraber ha. Şimdi bizim buradaki tarım işçileri. Urfa'da 100 bin kişi tarım işçisi var. 100 bin. Evet. Fındık'a gidiyor oraya, Konya'ya gidiyor. 6 ay, 7 ay gidip 8 ay kalıyor. Sürelere fon veriliyor. Adam başı 170 kağıt. Evet. Ben istiyorum ki tarım işçilerime, tarım var ya ben seçilseydim. Bu 100 bin kişi tarıma gidenler var. Bunlara evet. Ben ayrı meclise gündeme bir fon oluşturdum. Fon. Evet. Fon bilir misin? Evet. Bunlara ayrı fakirlere, bunlara ayrı para verilmesi lazım. Evet. Niye gelsin tarım işçisi ya? Niye benim gelsin yolda ölsün trafik kazasında ya? Evet. Ya bu tarım işçilerine ey 14 milletvekili sahip çıkın, sahip çıkın, sahip çıkın. Ya fon oluşturun fon. Eyvah. Süreler parayı bunlar da alsın baba. Süreler alayım. Evet. Bunlar da alsın. Benim tarım işçilerim fakir ha fakir ha. Urfa'da iş yok ha. Evet. İşkar yok. Bunlara devlet bir veya burada iş sahası olsun veya bir fon oluştursun fon. Kaç aile gidiyor onlara para versin arkadaş ya. Evet. Aylık bağlansın bu fakir fukaralara. İsmail Baylan demiş ki Sayın Başkanım demiş bu şehir hastanemiz ne oldu demiş. Yapılıyor. Evet. Benim çağrımla ne yapıldı? Evet. Yapılıyor şimdi gelsin baksın. Ben kaç sefer çıkıyorum her gün cami çıkıyorum artık yapılıyor. Orada 1700 kesindir bitmiştir. 2023'te yani, başlıyor. 2023'te. Ha 2023'te. Buradan da Sayın Erdoğan'a da teşekkür edeyim. Eyvallah. Urfa'ya bunu yaptığı için var bakan beye. Belki çağrıda bulunmasaydınız o hastane daha sallanacaktı. Yani siz bayağı. 2015'te evet. Ben bir gün uçağa bindim. Uçak eski uçak. Evet. Uçak ruhsatını istedim. Uçağı durdurdum. Yeni uçaklar getirdim. Evet. Ondan sonra Sayın Celalettin Güvenç sahiplendi. Evet. O yeni uçakları ben getirdim Urfa'ya. Eyvallah. Şimdi yeni uçaklar. Ama Urfalılar beni unuttular. Evet. Bana sahip çıkmadılar. Eyvallah. Ve gene benim Urfalılar benim başımın tacıdır. Evet. 24 saat hizmetkarlarıyım. Evet. Evet Osman Özcan, İsmail Bey gerçekten Mustafa Bey çok güzel konuşmalar yapıyor. Bir de yükselen faiz ev fiyatları ve kiraları yüksek aracılar kezde öyle sonumuz ne olacak teşekkürler diye Osman Özcan kardeşimi sormuş. Onu daha önce dediniz. Ben diyeyim ki parti liderlerine çağrı yapayım. Biliyor musun? Evet. Tartışmayı bıraksınlar. Birleşsinler. Türkiye'nin ekonomisine bir çözüm getirsinler. Yani sayın ki, liderlere çağrı yapayım. Bahçeli olsun, Kılıçdaroğlu olsun, Sayın Erdoğan olsun liderimiz. Hepsi olsun. Birleşsinler, bıraksınlar şimdi. Bunlar ne tutmuş lider, bu liderler? Erken seçimi. Hele bir tane bu neydi o? CHP sözcüsü. Neydi o? Ustrak mı nedir bir tanesi? Her gün seçim. Şey gibi koyuyor. Seçim yok. Seçim 2023'te nokta. Evet. Siz de bunu destekliyorsunuz. Evet. Ben kabul etmiyorum. Erken seçim istemiyorum. Yok. Nereye gidiyoruz? Yani ülke istemiyorum. Ekonomik olarak. Şimdi erken seçim olsa Türkiye batağa gider. Evet. Bu az bir para değil. Zamanda 2023'te seçim. Muhalefet niye seslendi? Muhalefet seçime gidiyor. Ya bak. Kılıçdaroğlu 5 sefer geldi %26'ları geçmedi CHP. Gene bunlar barajı aşmaz. Muhalefet de barajı aşmaz. Muhalefet de boş. Boş. Peki yeni sandık partilerle ilgili. Onlar da boş. Yani onlar gene AK Parti götürecek. Gelecek Partisi. İşte ya bunlar fasafiso. Bunlar Gelecek Partisi. Bunlar bak. Bunlar umut vaat etmiyor. Devanın alacağı %1.5. Bak burada yanına yaz. Ha burada %1.5. Eyvallah. Davutoğlu %2. Evet. Refah Karamoğlu mu nedir Refah? %3. Evet. Bunlar Fasan'ın %5. Yok. Bunlar yani %6. Bunlar Fasan'ın. Meral Akşener için. Meral Akşener alabilir %11'i barajı aşar. Evet. Ama gene AK Parti iktidarı götürecek. Çünkü niye? Buna Allah'ın emri vermiş. Kimse durduramaz. Buna Allah'ın emri vermiş ya. Kime? Erdoğan'a ya. He. Kimse bunu durduramaz. Ne sen ne ben. Daha bir dönem daha yapacak. Ondan sonra son. Bu 2023'te gene alacak.
Yani Sayın Erdoğan ilahi bir lider mi diyorsunuz? Yani az önce dedin de bir Allah emir vermiş falan. İlahi bir lider. İlahi demeyen. Evet. Ya böyle bir yanlış. Senmiş mi lan senmiş ya? Ben şahsım bak ben AK Partili değilim. Evet. Ben AK Partili değilim. Bir dönem AK Parti'den de aday oldunuz. Ya kısmet olmadı, yer vermedi. Evet. Sakudiyem. Evet. Ben AK Parti sevmiyorum. Yalnız Erdoğan'ı seviyorum. Çünkü evet. Hoş bir adam. Adam gibi adam. Eyvallah. Ama atrafa gidelim. Bak şimdi mesela. Erdoğan da siz, hani sizin gibi bir aday olmasını isterdi belki ama bence Urfa siyaseti sizi, Urfa, sizi istemedi. Benim ayağım uğruyla, sevmiyle. Dört adam dokuz köyden kovarlar seni. Evet. Dokuz adam, doğru adamı dokuz köyden kovarlar. Ha. Ben şimdi istersen bu Suriye var ya, Suriye. Başar Asad'la ben barıştıramam Suriye Türkiye'yi. Vakil olsaydım ben Suriye'yi barıştırırdım. Ve Suriyeli kardeşlerimi herkes kendi memleketine gider, rahatına bakar. 10 yıldır burada misafirler, hala da misafir yapıyoruz genleri. Misafir ediyoruz 12 senedir. 2011'den beri geldiler. Suriyelilere de sahip çıkalım. Evet. Yani üzmeyelim. Birkaç tane, beş parmağın bir ayı, birkaç tane böyle çakal makal çıkıyor Suriyeliler içinde. Onu da insan olur. Bir gün 3 milyon 700 bin Suriyeli var, 10 tanesi bir çıkmış, onu da hoş görmemiz lazım. Eyvallah. Evet. Taha Özer demiş, selam olsun başkanımıza. Bu Ceylanpınar Viranşehir yolu nasıl olacak? Çok kaza oluyor demiş. Tabii. Viranşehir, olacak. Ceylanpınar yolu. Onlar da yapılacak, yapılacak. Eyvallah. Bu 2023'te bu seçimden evvel yapılacak bu. Evet, Akçakale'nin büyük sorunu hastanede yeterli doktor yok, hijyen yüzden sıfır. Ben diyorum, ben bak muhalefet yapmıyorum. Evet. Doktor yok. Evet. Gelmiyorlar arkadaş, gelmiyorlar. Yani gönderiler, gelmiyorlar. Evet. Bak sana ne diyeyim? Bak Ahmet rast geldi, bir uzman doktor var. Evet. Ya adam 110 tane, Allah ondan razı olsun. Bunu senden kendine teşekkür ediyorum. Doktorlara da teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah genlerden razı olsun. Sağlıkçılara hepsinden de Allah razı olsun. Gece günüm 4 saat çalışıyor. Evet. Sağlık personellerine diyeyim, hizmetçisine kadar Urfa'daki görevlilere buradan eyvallah, hepsine teşekkür ediyorum. Peki Sayın Göktaş, Şanlıurfa'mızın 13 tane milletvekili. 14. Pardon 14 milletvekili. Şaşırma. 14 milletvekili var. Evet. Sor sana cevabını vereyim. Evet. Sor soru cevabını. 14 tane milletvekilimiz Şanlıurfa'ya neler kazandırdı? Neler bir şey kazandırma, yapmadılar. Yani. Ya, hizmet yapmadılar. Hiç mi yok? Hayır, hiç yapmadılar. Gelenin o günden söyleyeyim. Bir de şey ben var. Ben gelene milletim yok. Sayın Özcan'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi amiri. Evet. Aynı zamanda Şanlıurfa milletvekili. Başlayacağım hemşerimiz bana ayağında bir şey olacak. Hani çok... İyi bir adamdır. Eyvallah. Sakin bir adam, dürüst bir adam. Eyvallah. Hepsi vekillerimiz iyidir. Evet. İşte gelmiyorlar, gelmiyorlar. Ben olsam, evet, ben mecliste kalmam, burada oturam. Burada buramı açarım, buramı açarım, Urfa'nın dertleriyle uğraşırım. Evet. Bu neymiş ya? Bu muhalefet yap, bunu yap, bunu yap, koy değil ya. Birleşin. Bu gene diyen bak, buradan liderlere çağrı yapıyorum. Göbekli Tepe kanalı, ajans kanalıyla. Liderler birleşin, Türkiye bir çözüm getirin. Evet. Bırakın bu erken seçim, bilmem ne, bunlar ayıptır ya. Bu ne erken seçim? Erken seçim yok, yok, yok. Evet, siz de kabul etmiyorsunuz. Ben kabul etmiyorum. Eyvallah. Ben kabul etmiyorum erken seçim. Çünkü niye? Hüseyin Bey, erken seçim Türkiye'yi batağa götürür. Eyvallah. Peki, az önce de bahsettik biz aslında, dediniz ki bu yıl çiftçi perişan. Bu seneyi pamuk iyi. Pamuk iyi, fiyatlar evet, iyi. Evet, evet. Yani çiftçi, bölge çiftçisinin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu anda az önce tabii ekonomiden bahsettik. Ya biraz mazot pahalı. O da ben dedim ya, mazot, gübre. Türkiye petrolü yok. Evet. Türkiye tarımla geçiniyor. Vergiyle geçiniyor. Türk, evet. Bizim şeyimiz yok ki. Neymiş deyler ya, bu Katar'a bilmem ne fabrika satılmış. Ya bir fabrika satılmamış. Evet. Fabrika, ey Kılıcılar oğlu. Bu palet fabrikası, tank palet fabrikası satılmamış. Kiraya verilmiş ya. Satılmamış. Ya uydurmadır ya. Ya bunlar hepsi bak. Ben bak gene sana diyeyim Hüseyin Bey. Benim kimseye yakcılığım yok. Ben Erdoğan'ı seviyorum. Erdoğan olmasa bizim sonumuz Suriye, Irak, İran, Libya gibi olur. Afganistan gibi. Evet. Adam tek başına, Allah onu korusun. Şimdilere bak bu yakcılık yapıyor. Ben kimseye yakcılık yapmıyorum. Doğruları konuşuyorum. Buna sahip çıkalım. Hayır. Buradan da
Göbekli Tepe Ajansı'yla, ajans kanalıyla çağrı yapıyan 81 vilayet ilçesiyle bu Erdoğan'a sahip çıkalım. Evet. Sayın Reis-i Cumhur'a sahip çıkalım. Sahip çıkalım, sahip çıkalım, sahip çıkalım, sahip çıkalım. Evet, tabii zaman zaman milletvekilleri işte gelip... Ya benim arkadaşım bir şey. Gelerek çağrı yapıyorum 14 milletvekillere, evet. Bundan sonra Ankara'ya gitmeyin. Önce doktor getirin, hemşire getirin, sağlıkçı getirin, Urfa'ya hizmet edin. Benim arkadaşlarımdır, ayaklarını vurayım ya. Eyvallah. Gelsinler, hizmet yapsınlar. Yapmadılar mı artık, bundan sonra beni karşılarında bulun, evet. Hüseyin Bey ya. Halit Tokmakçı demiş ki, Fakı Baba 3 yıldır piyasada yoktu. Ne oldu da Çaycı Osman'ın orada piyasaya çıktı, Göktaş ne düşünüyor demiş. Nasıl? Demiş ki Fakı Baba 3 yıldır piyasada yoktu. Yok burada her gün geliyor Urfa'ya. Kendi kabili Urfa'da her gün burada. Yorumcu diyor. 3 gün evvel burada iyi bir adamdı Fakı Baba. Evet. Kimse bir zararı yok. Evet. Fakı Baba 3 gün evvel Urfa'daydı. 4 gün evvel gitti. Evet. Adam burasındaydı. Kendi haberi yok. Her gün burada. Evet. Ya başka bir şey yok. Mustafa Tekçe demiş ki, Sayın Göktaş miting yapsın, ben ücretsiz sahne kuracağım, bu adama çok iyi konuşuyor demiş, sponsorunuz olacağım. Diyor ki, eğer seçimde aday olursa, miting yaparsa ben, diyor, sahnesini ben kuracağım. Ben daha şimdi böyle dedim, şimdi, şimdi bu saatte siyaseti düşünmeyeyim. Evet. Ben Urfa'yı savunuyorum, Urfa, bu Göbekli Tepe Ajansı'na gel, evet. Urfa'yı savunuyorum burada. Evet. Niye savunuyorum? Şey amaclı değil ya. Çağrı yapıyor milletvekillere, belediye başkanlarına biraz Urfa'ya iyi bir hizmet yapsınlar, evet. Ve gençlere iş açmışsınlar. Gençler, evet, evet. Benim için önemli Hüseyin Bey. Genç adam arkadaş. Mehmet Toprak demiş ki sor hele sor. Adalet ne olacak? Sen de sor hele sor sonra. Demiş ki sor hele sor, adalet ne olacak? Benden olmayan terörist diye cezaevine binlerce vatandaş atıldı, ne olacak bu ülkenin hali demiş. Geçen gün af oldu çıktı millet. Suçlu işleyen çekeceğim. Evet. Mazlum da bırakılacak. Eyvallah. Mazlum. Yani çok bırakıldı cezaevinde bir sorun yok şimdi. Evet. Herkes cezasını çekiyor. Ben de yargının verdiği karara da saygılıyım. Evet. Başka bir şey bilmiyorum. Peki halk aslında şunu da merak ediyor. Diyor ki Mustafa Göktaş'ı biz meclise gönderdik. Meclise gitti. Dinleyeyim sen. Haklarımızı nasıl savunacak? Yani mevcut şu anda gelip bana derdini anlatacak, onun hakkını savunacağım, başka ne yapacağım, evet. Yani diyor ki hani değişir mi Mustafa Göktaş, hani şimdi Mustafa Göktaş yeniden Mustafa Göktaş eskiden değişme yok bende. Eyvallah. Bende değişme yok yani, ben tekrar sahadayım, kibirliğim yok. Eyvallah. Benim bindiğim araba şimdi değil mi sen, evet. Nedir eskiden cibe biniydim, evet. Şimdi bindiğim araba nedir o, kılıyor mu nedir? Kılıyor. 100 milyar. Kibirli yok bende. Eyvallah. Yok. Ya bilerek mi aldınız? Bilerek de aldım. Ben niye kibirlik yapayım? Böyle Passat'a Mercedes'e binim. O nedir? Lancer'e binim. Silahım belinde. Daha önce bindim. Bazı arkadaşlara buradan çağrı yapıyor. Daha önce vardı bence. Bazıları silah hali böyle havalı. Ya la tık var, Allah var. Mezin ve ben kereye mezine. Kibir olma Allah Bey. Buradan da tekrar meclis üyelerine de kardeşlerime çağrı yapıyorum. Evet. Bu metro. Evet. Metro var ya. Metro. Bunun projesini yapın. Urfa'ya metro. Ödenekini çıkarsın belediye başkanı. Milletvekiller ödenekini, evet. Ödenekini çıkarsın. Ya akşam trafik tıkanıyor arkadaşlar. Sayın Göktaş, şimdi tabii sizin de projeleriniz var. Şimdi metrodan bahsediyoruz ama en azından buradaki siyasetçilere bu projenizin nasıl yapılacağı konusunda da buradan seslenebilirsiniz. Yani genelde demiştim o kişi. Metroyu nasıl yapacaklar? Yani nereden nere olacak? Güzergah ne olacak? Güzergah ne olacak? Proje ne olacak? Hani biraz ayrıntı istiyoruz. Bak, ayrıntı bak. Yeni havalanı. Yeni havalanı. Eski havalanı. Togi Osman Bey kampüsü. Alttan ya. Trafik lahatlar. Ya sen bana bir köprü yapmasın. O Faruk Çelik bir köprü yaptı. Bu Erruha Öte'nin karşısında. Evet. 100 metre her gün. Ne yaptım mı yaptım. Ya arkadaş. Bu milletvekiller geliyor elini öpüyor. Öpmeyin kimsenden, ne öpmeyin. Evet. Ancak Allah'ımın elini öperim ben. Nedir yakcılık? Biraz şey. Peki Faruk Çelik Urfa'ya bir şeyler kattı mı? Bir şey yapmadı.
Yani, 571 hoca var, hepsi yalan dolan, yalan dolan. Hiç görüştünüz mü o dönemde Sayın Faruk Çelik'le? Yani çağırdı dedi, evet. Sen oylarını bizi iptal etti de hakkı halal ettene gene helalleşti yani. Ha, gene göbek kanalıyla 3 kişiler isimler açıklamıyorum, hakkımı halal etmeyeyim. Allah hakkı alır gelirler. Onlar da iflah olmadı. Yani onlar oylar... onlar ve gelir bilir beyler. Evet. Oylarımı çaldılar. Gelir bilir. Evet. Gençler bana dedi. Gençler. Sizden halallik mi istedi? Ben evet. Halallik mi? Onlar 3 kişi gelir geliri bilir. Evet. Eyvallah. Bak mesela Celalettin Gönül beni mahkemeye vermiş. Ben beraat oldum. Şimdi Gazi Antep istinatta. Evet. İhtiraz etti. Ben korkmam. Ben evet. Bağımsızdım muhalefetimi yaptım. Gene de yaparım. Fakat ben Urfa için ben diyeyim ki ya arkadaş Allah var, peygamber var ya. Evet. Buradan Sayın Valim de var, Vali Sayın Abdullah Erin. Adam gibi adam, adam gibi adam. Evet. Daha Urfa'ya iki vali geldi. Bir Erdoğan vardı, evet. Bir de bu Sayın Valimiz, Abdullah Erin. Eyvallah. Bak Urfa'ya iki vali geldi. Evet. Hürmetkar, tazelere gidi, kim kesterse ziyaret edi, soruları dinli. Valimiz adam gibi adam. Eyvallah. Buradan da Sayın Valiye. Göbekli Tepe Kanı, Urfa'ya hizmetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Evet, sayın Mehmet Toprak demiş ki, değerli kardeşim Mustafa Bey'e sorsan, aylardır Urfa Adliyesi önünde bir tane anne oturup, bu Şenyar ailesi, adalet bekliyor. Anneden haberdar mı acaba? Onunla ilgili neler düşünüyorsun? Benim haberim yok. Görmedim. Yaşanan bir olaydan dolayı. Görmedim, mahkemeye gitmeyeyim, görmedim. Evet. Ve orada size gidip göreceğim. Evet. Bu Şenyar ailesi. Gidip ziyarete gidip. Adalet diye ya, bağırıyor. Ben bilmiyorum. Gidip soracağım. O an halkı da diyor ki yani bir Mustafa haberin amca yok, da haberin yok, haberin için. Yok. Diyor gitsin o annenin yanında diyor. Ben gideceğim. Eyvallah. İyi ki bana bilgilendirdi, Allah razı olsun. Evet. Yani danışmanlarınıza şey yaparsanız danışmanlar sizlere zaten ulaştıracaktır. Evet. Tekrar sorularımıza bakıyoruz. Evet, İbrahim Yıldız iyi akşamlar, Mustafa Göktaş abim de tebrikler. Urfa Hava Yolları gerçekten sebebi kendisi Osmanlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Yıldız demiş. Size selam göndermiş demiş ki bu aleyküm aleykümselam demiş. Bu hava yollarında ya, hani uçaklardan falan bahsettik, yeni uçaklar geldi. Gene eski uçak gelmeyecek ha. Evet. Eski son model uçaklara biniler. Evet. Duasınlar. Peki bu özel seferler var. Bazı iş adamlarımız da bu konuda çok mutlu. Buradan da mesela, sen iş... Buradan adamlar Antep'e gidiyor. Antep üzerinden bağırıyor. Yok yok, her gün uçak var. Bu var iş mi? Adamlar... Sorun çözüldü. Bunlar zenginler çözüldü, sorun çözüldü. Bir de şey, bu yarın, bu önümüzdeki kaç gün sonra, bu yılbaşından sonra da şey, Türk Havaları Genel Müdür, Funda Hanım'ı arayacağım, Genel Müdür Mahvuni. Evet. Kıbrıs'ta öğrenciler için Urfa'ya uçak. Evet. Urfa'ya uçak. Evet, Urfa'ya uçak isteyeceksin. Evet. Yok Kıbrıs'tan. Kıbrıs'tan. Evet. Mehmet Koşar demiş ki, Sayın Fakı Baba'nın geçen günkü açıklaması ile ilgili neler düşünüyor? Sayın Fakı Baba dedi. O kendin tercihidir. İyi bir adamdır. Evet. Ben açıklamalarını ben bak okumadım. Evet. O kendin tercihidir. Yani hemşerimizdir. İyi bir insandır. Başka bir şey yok. Ne diyeceğim? Evet. O kendi tercihidir. Ve evet, buyurun. Fakir Baba iyi bir adamdır. Ben derdim yalnız gençlere iş açsın, başka bir şey yok. Yani ben anladığım kadarıyla gençler boş geldiğinden bahsediyorsunuz ki her şeyi bırakın bu gençlere, bu fakir bu paraya, iş alanlara açın. İnsanlar orada ekmek kazansın. Ha, yazık, yazık, ha. Yazık. Evet. Yazık. Evet. Evet, Sayın Başkanım bu arada İbrahim Demirel demiş ki saç kavurmadan başka icraat yok ortada. Bu sefer yedirmesinler, bir çay içirsinler, geliler. Bak şimdi mesela eski bakan geliyor. Evet. Böyle kuyruklar, arabalar, niye? Çeketi dükmelerini ben ancak Allah'ın önüne öperim. Evet. Kim o da insan, ben de insanım. Gel açılık yapma ya. Mesela Faruk Çelik döneminde Faruk Çelik bakan... Deve keser oldu ya. Hava peki var. Peki. Evet. Milletvekilleri ceketlerini dükmeleyecek, o milletvekilleri var ya. Evet. Ceketlerini dükmeleyecek, bu yurt ihtiyarlar yurdum nedir? Evet. Nedir o? Ne yurdu ya? Şey mi? Darul Acize mi? Hangisinden bahsediyor? Ya o nedir? O ihtiyarlar, kimsesizler yurdu var ya ihtiyarlar. Evet. Gidip onlarla ne öpsün ya? Milletvekilini bakanlarla ne öpsün?
Gidin oğlanın önünü öpün. Kimseleri yok. Peki Sayın Göktaş, tabii Şanlıurfa'da birçok proje yapıldı. Bütün siyasiler söz verdi. İşte şu projeyi yapıyor, şunu yapıyor, ben bunu yapıyor. Şu Tugay için ne düşünüyorsunuz? Yani Mustafa Göktaş milletvekili ya da belediye başkanı olsun. Ben vakil olsaydım Tugay'ı kaldırdım. Tugay'ı ne yapardık? Ben kaldırırdım. Ne yapardınız oraya? Kaldırdım, başka şehir dışına çıkardım. Yerini ne yapardınız? Yeri? Ya millet bahçesi yapılacaktı. Millet bahçesi niye yapacaksın babu? Evet. Ne yapılabilir? İş yeri saha vur. Kendi belediye orayı market şey kursun, impaş gibi. Evet. Bu neydi? Piyaza. Piyaza gibi evet. Kursun. Orada millet, yani, millet genç çalışsın. Gençler çalışsın. Gençler çalışsın. Bu millet bahçesi nedir? Yeter millet bahçesi millet nedir ya? İki çiçek ekmiş. Ben açken ben millet bahçesi ne yapacağım Hüseyin Bey? Ben açım, açım, açım. Üniversiteyi bitirmiş bir adam var. Bana iş ver, iş. İş aç ver. Evet. Gençler, bacılarımız var, genç kardeşlerimiz var, hepsi işte üniversiteyi bitirmiş ya, dört iş gezi bulamıyor, evet. İşkur çekim yapılıyor, evet. İşkur kurulalarını da hani vatandaşlar sosyal medyada zaman zaman paylaşıyor, diyor ki ya işte torpille alındı, doğrudur. İşçi şununla alındı, doğrudur. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğrudur. İşkur, torpille alındı. Ben bir tane arayayım, benim bir köyüm var, altı sefer yazıldı çıkmadı, o listeler 3-4 gün evvel hazırlanıyor. Yani şaibem var bu iş konularında. Ya uzun, mesele uzundur. Ben bir şey diyemem. Evet, peki Şanlıurfa halkına buradan neler söylemek isterdiniz? Şanlıurfa'nın hakkını savunuyorsunuz. Her platformda. Her yerde. Evet. 24 saat ama açık telefonum açık. Size oy vermiyor bu insanlar. Ya benim canlarımdır. Bana yani şey, Allah razı olsun. Oy veren vermeyen de Allah razı olsun. Yazıcıoğlu gibi. Herkes çok severdi ama sandığa gelince sandıklar boş çıkardı. Ya kaderim belamış. Halk sizi seviyor ama sandıklar boş çıkıyor. O benim şansım. Hayır. Şansım. Yani bence bu Şanlıurfa vatandaşı. Bak günde 500 kişi evet. Bana fotoğraf çekin. Önemli bir mesaj. Diyorsunuz bak İstanbul'dan aday olacağım. Gel burada inledin. He beni diler. Günde benden 500 kişi fotoğraf çekin. Evet. Onlar bana oy verseydi ben çıkmıştım. Ya Urfa'nın hakkı, hukukunu savunurdum bakımsızken. Evet. Ya hani ben şimdi bakımsız seçilseydim bir partiye de girmezdim o zaman ha. Evet. Urfa'nın hakkı, hukukunu savunurdum. Evet. Başka bir şey yok. Peki bu son dönemlerde Suriye'de yaşanan birçok operasyon, Barış Pınarı operasyonu, Zeytin Dalı vesaire vesaire birçok operasyonlar gerçekleştirildi. Türkiye politikasını nasıl değerlendiriyor? Türkiye politikası iyidir. Ben şimdi bu geçenlerde Vali Bey'den, Vali Bey'e söyledim. Evet. Çok acayip bir güvenlik var burada. Evet. Süreler korunuyor. Salgı yapılmış Telebet'te. Evet. Salgı ocağı var, doktor var. Burada şimdi Telebet'te var ya. Süre Telebet, bir de Rasul Ayn'de. Urfa'da doktor yok, orada doktor var. Hastane var, eczane var. Kef ediler burada. Beatler. Niye? Sayın Valim Abdullah Arın var ya. Evet. Çok çalıştı. Bir de bu bizim alay komutanımız var Paşa Metin Düz, ondan da Allah razı olsun. Yani hoş bir kötü bir durum yok. Suriye'ye gidiyor musunuz bu aralar? Ben gitmiyorum, bilgi arıyorum. Yani. Gitmiyorum, bilgi arıyorum. Ticaret yapıyordunuz. Evet. Bir dönem. Eskiden de şimdi. Evet. Yani bilmem yani. Mustafa Göktaş, önümüzde bir seçim olursa 2023 diyelim, seçim oldu. Umutlu musunuz? Yani ben tekrar aday olacağım. Şanlıurfa halkı. Belli değil belki sahaya değinmem yani. Ama Urfa'nın hakkını savunurum. Evet. Çıkarım Urfa'nın. Benim derdim tek, gene sana söyleyeyim. Tek derdim. Evet. Gençlere üzülüyorum. Evet. Adam şimdi bu altın fırladı, dolar fırladı. Yarın adam evlenecek. Nerede para? Ne hangi parayla altın alacak? Evet. Bak. Suudi Arabistan'da 1 dolar 4 riyal. Evet. Yaşım 65, hala 4 riyal. Evet. Yani süre 12 yıl harp geçirdi, bizimkinden iyidir. Bizi niye? Muhalefet Erdoğan üzerine gidiyor. Evet. Muhalefet var ya. Yani bu ekonomimiz neden böyle? Muhalefet işte, evet. Ya arkadaş ben derim ki her akşam televizyona çıkayım. Bu seçim, bu erken seçim. Ya erken seçimi bırak, de ki sen git Reis-i Cumhur'un yanına birleşin, liderlere çağrı yapmayayım. Hele gelin toplanak biz kardeşiz, bırak şimdi siyasi. Bu Türkiye bir ekonomisine bir çare bulalım. Ekonomisine bir çare bulalım. Bu zamlar kim yapıyor? Yani şimdi zamlar, o, zamlar evet. Büyük baronlar yapıyor.
Büyük baronlar var ya. Şeker bizim bu zamanlar Ecevit gibi eskiden dönecek. İleride bunun gibi olacak. Çünkü artık Erdoğan'ı sevmiyorlar. Büyük baronlar var ya. Evet. Ona düşürmek istiyorlar ama onu bunu Allah onu bunu düşürmez. Baronlar adam 100 ton şekeri istiyor. Değil mi sana Hüseyin Bey? Evet. 100 ton şekeri yağı istiyor ettin mi? Bunun ne mecburi zam oluyor? Sen mecburi gidip zamlanırsan. Büyük baronları önlesene. O büyük baronları var ya. Kim önleyecek bunları? Devlet önleyecek. Yani yakalayacak. Mevcut hükümet. Yok işte devlet önleyecek. Kim ben mi önleyeceğim? Evet yavaş yavaş artık programımızın da tabii sonuna doğru geliyoruz ama tabii daha 10 dakikamız var. Tabii. 10 dakikamız var. Sen sor ben sana cevap. Sor sana cevap. Eyvallah. Evet. Peki bölgede yaşanan bir mülteciler var. Ya yani mülteci sorunu var. Suriye'den milyonlarca insan Türkiye'ye geldi. İşte Kim Şanlıurfa'nın 81 tek vilayetinde. 3.700.000 Suriyeli var. Kaçak hariç. Evet, kaçak hariç. Yani kaçakla beraber 5.000. Bunların 400-500.000 de Afganistan var. Neler düşünüyorsun? Bunlar yani bizim misafirimiz. Bunlar burada mı kalacak? Gidecekler mi? Gitmeliler mi? Şimdi ben seçilseydim bunları ben Süreyya'yı barıştırırdım Başar Esed'le. Ben 50 yıl Beşer'le bir bağlantınız var mı? Dostumdur. Yani görüşüyordun. Görüşüydüm. Başar Esed, Rami Mahluf, bilmem Esma, bilmem Zeytuni, Muhab, hepsini biliyorum. Suriye'de kaldım ben 40-50 sene arabalım çalışıyordum. Evet. Suriye rahattı. Eskiden Kudüs'ü... Bunu kim yaptı? İsrail Amerika yaptı. O ben istiyorum ki o İsrail, Amerika, Rusya oradan çıkması lazım. Evet. Suriye'den bu kafirler çıkması lazım. Evet. Bir de PYD var. Orada cirit atayım. Evet. Allah onları muvaffak etmez inşallah. Evet. Allah onları kahretsin, fahiş eylesin. Eyvallah. Kimseden de korkum yok, gelsin beni öldürsünler. Yavaş yavaş da toparlayacak olursak beraber sonra veda edelim programımıza. Buradan, evet. Son cümlelerinizi alalım. Notlarınız var. Evet. Son cümlelerinizi alalım. Şanlıurfa halkına, yetkililere. Buradan neler söylemek istersiniz? Ben buradan Şanlıurfalılarıma hayırlı akşamlarını diliyorum. Evet. Ve 24 saat cebim açık. Emirlerindeyim. Başımın tacıdır. Eyvallah. Urfalılar. Ben sana ne edelim Hüseyin Bey? Önce can sonra canan. Urfalılar benim canlarımdır. Buradan gelen akşamlarını da hayırlı akşamlar diliyorum. Göbekli Tepe Ajansı'na da çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Evet. Allah da razı olsun. Şevab khair. Usbahu ala khair. Hayırlı sabahlar. Hayırlı Allah yaşam. Razı olsun. Eyvallah. Başka bir şey demiyorum. Evet. Hayırlı akşamlar. Ben katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Tepe Ajansı'na renk kattınız. Sağ olasın. Sizin gibi gerçekten böyle doğruları bağıracak siyasetçiler maalesef Şanlıurfa'da kalmadı. Birkaç tane elle tutulur siyasetçimiz kaldı. Bunlardan biri de Mustafa Göktaş Allah aslında. Allah razı olsun. Hatta aslında sizi seviyor ama umut ediyoruz ki Sayın Mustafa Göktaş bu önümüzdeki süreçte sandıklara yansır. Güçlü bir şekilde meclise giderdiğine Şanlıurfa'ya. Tabii. Önce Allah sonra Urfa'lar kanda olduysa olmalıysa bu iş. İşte sana diyemiyor. Sana diyemedim de 500 fotoğraf çekiler. Evet. Baktım sandıklarda bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı inşallah sizin sesinizi duyar da talimat verir. Der ki gidin Sayın Göktaş'ım aday gösterin der inşallah. Ben kısmet neyse odur. Ben yalnız Erdoğan'a destek veriyorum yani. Eyvallah. Tekrar şahsına. Sizin evet. Sizin Göbekli Ajani 81 üretti ilçesiyle Allah için, Peygamber için Erdoğan'a sahip çıkın. Eyvallah. Ben AK Partili değilim Hüseyin evet. Bey. Ben o adamı seviyorum. Adam gibi adam. Delikanlı. Başka bir şey yok. Peki, ve tekrar evet. Öbür muhalefet liderlerine çağrı yapayım. Erken seçim yok. Bunu beyninize takın. Böyle evet. Gibi. Erken seçim yok. Erken seçim yok. Evet. Nokta. Eyvallah. 2023'te. Yani bugün Gece'nin mesajı aslında muhalefete diyorsunuz ki erken seçim yok. Yok. Olmamalı. Olmayacak. Bir de beyinlerine girsin çivi gibi. Evet. 2023'te bu işler Rodri Meydan. Muhalefet liderlerine çağırıyor. Evet. 2023'te seçime dersinler Rodri Meydan. Eyvallah. Evet Sayın Göktaş sizi yorduk. Bunlar çok teşekkür ediyorum. Ya, tüm yüreğinizle geldiniz. Göbekli Tepe Ajansı'nın patronu Sayın Öncel'e de teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey sana da teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah size razı olsun davet ettiğiniz için. Her zaman kapı. 24 saat
Sizler açık. Ya evet. Bolluk var. Göbeklitepe Ajansı'nda bolluk var, bereket var. Bolluk var, bereket var. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Çok çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bugün Göbeklitepe Ajansı %100 siyaset programımızın konuğu Şanlıurfa'nın sevilen sayılan. Varsa yorum oku. Oku, kimsenin kalbi kalmasın. Evet, yarışlatma programının formatı Tayyip Göktaş 1 saat. Ama yoğun bir talep var burada. Aynı oku, bir şey olmaz. Lütfen biraz uzatma istiyorum. Ya sabaha kadar, saat 3'e kadar, Hüseyin Bey 3'e kadar sor cevaplarını ver. Eyvallah. Evet, sor. Evet. Bir yorum yapmış, demiş ki Suriye'den aday olabilir mi demiş. Ben Türk vatandaşıyım, Suriye'de işim yok benim. Evet. Ben Türk olmadım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Evet. Canım bu kırmızı bayrağın altında ölünüm kalın. Evet. Mehmet Koçar demiş ki Sayın Fatma Şahin mi yoksa Zeynel Abidin Başkan mı Çalışkan? Demiş bir kıyaslasın. Zeynel Abidin Çalışkan'dır, bak o şey yok mu? O yani sizi kıyasladığınızda Antep Belediye Başkanı Fatma Ben Antep'ten işim yok. Onca can burada adam hızmet yapıyor. Bak evet. Akçakara yolu gördün. Evet. Bu şehir çıkışında. Düble yol. Evet. Bu Şehitli Karakol'un nedir o mahalle ismi? Adam lamba açmış. Dubai gibi yolları yapmış. Evet. Ben buradan da Zeynel Abidin'e Zeynel Abidin'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Hizmetinden dolayı Urfa'ya hizmet yapıyor. Gücü böyle. Gücüne göre yapacak ya. Evet. Ne yapacak? Zeynel Abidin adam gibi adam yani. Evet. Adam gibi adam. Yakcılığın da yok. Mehmet Kuş da adam gibi adam. Yakın belediye başkanları çalışıyorlar. Kendi var gücüyle. Mehmet Kuş, Baydınlı, Can Polat hepsi adam gibi adam. Ne yapalım? Adamlar sabaha kadar yatmıyor. Gece Sayın Göktaş bir de sizi eleştirmiş. Hani siz bir ara çıktınız dediniz yani bu yağmur falan filan. Demiş tam 2 yıl oldu yağmur yok. Allah senin sayesinde demiş. Yani kimi? Sizin için söylemiş. Demiş ki Ramazan Demirel diye bir yorumcumuz demiş ki hani siz bir dönem çıktınız yani o yağmur yağdı. Şimdi Cuma namazından sonra duaya çıktık yağmur yağdı. Diyor ki 2 yıldır yağmur yok. Bugün yani duaya çıktık yağmur oldu. Eyvallah. Yağmur bolluk var, bereket var. Eyvallah. Ya tekrar buradan. Peki son olarak şunu soruyorum. Tekrar bakayım. Buradan Sayın Valime. Önümüzde bir seçim olursa AK Parti. Ha şimdi mesela insanlar kendi aralarında konuşuyor. AK Parti bitmiş. İşte ülke ekonomisi kötü. Bu parti düşer. Siz AK Parti önümüzdeki dönemde nasıl düşünüyorsunuz? Ya AK Parti'nin oylar düşer mi? Düşer. Ama yine. İleride bak niye? Erken seçime gitmezse toparlar. Evet. Erken seçime gitmezse. Yani bu halkın biraz gönlünü alması lazım. Tabii. Adam ya bak. Otobanları gördün mü? Evet. Düble yollar. Evet. Paris şey gibi, Dubai gibi, Riyad başkenti gibi. Evet. Dubai yollar, daha ne istiyorlar? Eskiden Davurdağ'ına çıkıyorduk, otobüsümüz vardı. Takoz. Hani takoz kalktı. Ya Allah var, Erdoğan hakkını inkar etmesin. Halk inkar etmesin. Evet. Adam hizmetkar ya. Evet. Eğer dolar yükselmiş, o yollar bana yeter. O havalanları bana yeter. O, ya arkadaş her evine günde 3 tane taksi var ya. Eyvallah. Ya ayıp bunlar. Ya kriz yoktu. Hepimizin cebinde iPhone telefonlar var. Ya iPhone'u boş ver. Adam 500 milyara arabaya biniyor. Evet. Bir de neymiş Erdoğan orada. Erdoğan hakkını inkar eden iflah olmaz. Eyvallah. Allah ondan hasap sorar. Eyvallah. Ben Erdoğan'ı desteklemiyorum. Seviyorum. İnsan gibi adam. Evet. Bak otobandlar, yollar, bilmem neler. Daha ne istiyorsunuz ya? Evet. Ya sana diyeyim benim yaşım 65. Otobüs takoz takıydık Gavur Dağı'nda. Takoz indir kışını. Araba çıkmıyordu. Ya takoz bileyim sen o takta var ya. He. Şimdi baba gözü açık 2 saatte hatta bitersin. 3 saat Adana'dasın. Ya bu adamın hakkını inkar eden var ya. Bilmiyorum ki. Adam gibi adam. Ben Erdoğan'a ben tekrar sana diyeyim Hüseyin Bey. Erdoğan'a sahip çıkacağım. Eyvallah. Bak siyaset yapmam. Erdoğan'a her gün canlı yayında gelip sahip çıkacağım. Niye? Adam dürüst adam, adam gibi adam, hizmetkar bir adam. Ya adam 70 benden 3-4 yaş büyük adam, geceleri yatmıyor. Evet. Muhalefet ne yapıyor? Her gün sabah kalkıyor, o bir tane Özgür Özel mi neydi ya? CHP'li. Çıkmış mecliste seçim var, seçim. Lan daha sözler gibi kuvuruyor. Evet. Ne seçim ya?
Evet, sen gör. Yani arkadaş sesim yok, şey yok, yok. Evet, bu gece sesim nokta, kimin gibi evet. Sen? Nokta. Evet, muhalefet söylemiyle son olarak son cümlede evet. Seçim yok dedi. Evet, sevgili Göbekli Tepe'den %100 siyaset programımızın bu akşamki konuğu çok Şanlıurfa'nın sevdiği renkli simalarından siyasi anlamda da Şanlıurfa'ya büyük değerler katan Sayın Mustafa Göktaş'tı. Biz katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biraz süreyi de uzattık ama Mustafa amcamıza feda olsun diyelim. Bizim de izleyicilerimizin bu konuda da talepleri doğrultusunda onlara uyduk. Ben de Urfalı hemşehrilerim. Hayırlı akşamlarını diliyorum. Evet. Allah geleri korusun. Evet. Hayırlı akşamlar ve mesafe, diliyorum. Maske koronadan dikkatli olsunlar. Mesafe maske. Evet. Mesafe maske. Son mesajımız da bu. Evet. Mesafe maske. Yazık. Eyvallah. Aşınızı da yapın. Aşı. Ben yaptım 3 tane aşı. Buradan... Aşı. Evet, buradan... Bak o gün ben açıklama yapıldı. Urfa'da aşıda gerideyiz biz. Evet. Urfa'da hemşerilerime çağrı yapayım. Gencisiyle aile hepsi aşı yapsın. Evet. Allah için peygamber. Evet, teşekkür ederim. Kendilerinin mefaati için yani. Canlar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Evet sevgili izleyenler, bir türlü bitiremiyoruz programı ama herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Başka bir programda, başka bir konuğumuzla görüşmek dileğiyle herkese hayırlı geceler diliyoruz.